Ve şimdi İstanbul Beşiktaş'a götüreceğiz sizleri. Uyuşturucu bağımlısı bir genç Şırnak Caddesi'nde önce annesine saldırdı. Polisler olaya anında müdahale etti ama o genç bu kez bir polis memurunun silahını almaya çalıştı. Polisin silahı kılıfı açılınca uzun süre boğuşma yaşandı ve o sırada bakın Kanal D ekibinden İbrahim Konar ve Uğur Karar da olay yerindeydi. Müsaade eder misin be? Ben istiyorum. Anneciğim, tamam, sorun ne sorun? Anneciğim. Silahımı çekmeye çalışıyor sorun burada ya. Silahımı çekiyor burada. Sokak ortasında annesine saldırdı. Ardından da kendisini durdurmaya çalışan polisin silahını almak istedi. O genç gündüz vakti ortalığı birbirine kattı. Polisin silahını alıyordu. Çocuk normal değil ama boynu almaya çalıştı polisin silahını. Gel gel gel. Uğur gel. Uğur gel. Müsaade eder misin? Anne bırak. Bırak. Bir bana bırak. Tamam önüme çekiyorum önüme. Bırak. Önüme gel önüme. Adli... Görüyorsunuz önde gelene saldırıyor. Önüne bir saniye. Polisin silahını neden aldınız? Neler silah? Ne silah? Sen burada ne silah ya? Sen bunu yayınlarsan. Kendin var ya. Rahat. Görüntüler Beşiktaş'tan iddialara göre parkta alkol alan genç kontrolünü kaybetti. Yayalara rahatsızlık vererek yürümeye başladı. Ardından da kendisinden önde giden ailesinin peşinden koştu ve annesine saldırdı. Niye saldırdı annesine? Ya bir tane bire içti. Bu da başka bir şey yok. Bire içti. İstanbul Emniyeti bayram tedbirleri için şehrin yoğun bölgelerinde önlem almıştı. O yüzden de Çırağan Caddesi'ndeki polisler o bağımlı genci anında müdahale etti. Genç polislere sürekli küfürler etti, tehditler savurdu. Polis alsana. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak. O boğuşma sırasında saldırgan polisin silahına sarıldı. Polisin silahını çekmeye çalıştı. Şu anda... Polisler onu gözaltına alıyor. Lütfen neler yapıyorsun ya? Ay inanmıyorum. Gel gel gel. Uğur gel. Uğur gel. Uğur gel. Uğur. Bakın 5-6 polis var kontrol altına alamıyorlar. Direniyor, saldırıyor. Silahımı çekiyor burada. Evet, saldırganın annesi baygınlık geçirdi şu anda. Kötü durumda yere yığıldı. Sen benim silahımı niye çekiyorsun? Ya, lütfen. Kimsin sen? Ben dokunma be. Uzak dur. Canım benim daha başka bir işin yok. Anne dur anne bak sen yapma bari. Saldırganı yaklaşık 10 dakikadır kontrol altına alamıyorlar. O yüzden de takviye ekipler geldi şu anda Çırağan Caddesi'ne. Almaya çalıştı polisin silahını çünkü normal değil yani. Küfürler savuran bağımlı gencin hedefinde bu kez ekibimiz vardı. Çek böyle. Çek. Bunların hepsini adliye... Görüyorsunuz önde gelene saldırıyor. 20 dakika süren kaos sona erdi. Saldırgan genç polis otosuna binince ağlamaya başladı. Saldırgan içeride de rahat durmadı. Sürekli kafasını cama vurdu. O yüzden de yanına polis memuru bindi. Bir tane daha. Uyuşturucu kullanmaktan 23 suç kaydı bulunan zanlı gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ya ne tuhaf bir adam, 50 kilo adamı 5 tane polis zapt edemedi. Yani bu kadar saldırı, bu kadar öfke dolu. Bir de genetik herhalde aileden geliyor. Annesi de kameralara saldırıyor. Bir de bizim sevgili arkadaşımız İbrahim Konar'a tehditler savuruyor. Ya bu kadar da hadsizlik olur mu yahu? Hem polisin tabancasını almaya çalışacaksın. Orada vatandaşı darp etmeye çalışacaksın. Bir de haberi yapmaya çalışan muhabir arkadaşımızı İbrahim Konar'ı tehdit edeceksin. Yani işini yapan adamı. Ondan sonra da adli kontrol şartıyla anladım. Peki.